Fibromiyalji tedavisinde postürün, postür rejimin önemi, doğru yaklaşım nasıl olmalıdır? Bugünkü konumuz bu. Biliyorsunuz bir sürü ders yaptık. Fibromiyalji nedenlerini konuştuk. Hatta postür rejim fibromiyalji derslerinden önce ayrı bir okul yaptım. Neden? Çünkü çok önemli. Eğer postürümüzü doğru düzeltip ve uzun vadeli kalmasını sağlayabilirsek fibromiyalji çok iyi ederiz. İşimiz kolaylaşır. Bunu nereden söylüyorum? 20 yıla yakın deneyimimden. Çünkü postürü doğru noktada ve uzun vadeli etkili bir noktada düzeltmek için çok çabaladım. 15 yıla yakın aradım. Yani diş sıkmalarla uğraştım, bruksizmlerle uğraştım, osteopatiğimi, kranyosakral eğitimleri, nelerde düşündüm, nerelere baktım. Sürekli çözmeye çalıştım. Evet, sonunda zaten geçtiğimiz 4-5 yıl içinde sürekli postüroloji söylemeye başladım. Bilimsel arenada meslektaşlarımı anlatıyorum. Hep bununla ilgili sunumlar yapıyorum. Bilimsel toplantılarda, sosyal medyada hep paylaşıyorum. Ha, bu arada günümüzde bu sayemde moda oldu. O da ayrı bir mesele. Şimdi sosyal medyada çok fazla bununla ilgili paylaşımlar bulabiliyorsunuz. Bu okulun amacı ne? Doğru bilgiye ve doğru bakmak. Sizi bilinçlendirmek. O minvalde size postürolojiyle ilgili ne olur, ne yapılır, nasıl olur o bilgiyi şöyle kısaca özetleyeceğim. Çünkü hız çağındayız. O benim günlerde ders ders anlattığım kaç derslik okulu çoğunuz dinlemiyor. Yani bir 5-6 ders postüroloji, bruksizmde 2 ders vardı herhalde, 7-8 ders oldu. Dinlemeye vaktimiz de olmayabiliyor. Hak veriyorum. O yüzden kısa bir özet. Size. Bu tekrar kurgulayacağım. Çünkü benim geçen derste söylediğim bozucu alanlar, nöral terapi, ağırlıklı medisin, ağırlıklı terapi önemli bir ayak. Onları bozucu alanların yani nöral terapinin sadece her yerinizi iğne yapmak olmadığını o zaman öğrendik. Eğer bize böyle bir tedaviye gittiğimizde belli bir noktasında bir şeyler yolunda gitmiyor. Dur bir bakayım ben diyeceğimiz noktayı öğrendik. Ben size gidip işlere nerede nasıl duracaksınız? Neyi alacaksınız? Yani burada tedavide umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü bizim yaptığımız tedavilerin hepsi sanatla zanaat arası bir şeydir. Tamam mı? O yüzden de yapandan yapana da bilinmekte. Biz de şeydeki klasik tıptaki ilaç vermediğimiz için. Hani ilaç herkese aynı. Reçeteyi yazarsın, eczaneden alır. Yani orada çok şey değişmiyor ama tamamen tıp alanında uygulayana göre çok şey değişiyor. Postürolojide de aynı şey geçerler. Yani sonuçta postürümüz çok önemli. Postürünle ilgili derslere mutlaka bakın. Yani disleksiden, dikkat eksikliğinden, adet düzensizliğine, bir sürü şeye ya, her şeyde etkili. Çünkü bütün vücudumuz 3-4 santim kayıyor. Bunu yerine getirmek çok önemli. Peki bunu yerine getirirken neler oluyor? Önce ne oluyor kısa söyleyeyim. Postürümüzü bozmak için postürümüz birincisi postürolojiyle ilgili konuşan bazen sosyal medyada falan bakıyorum, dinliyorum onlar. Onlar bile daha farkına varmış. İşin özünün siz hasta olarak farkına varın. Çünkü ben şöyleyim. Bir şeyi öğrenmek ve bilginin geçmesi için emek gerekiyor. Ya o işe çok emek harcayıp kafa yormuş olman gerekiyor. Çünkü ben meslektaşlarımı anlatıyorum. Çok net anlatıyorum. Birçoğunuzdan geliyor. Dün daha ders veriyorum seyircide, oradaki öğrenciler de diyor. Ben yıllardır 56 yaşına geldim. Yıllardır bilgi anlatırım. Anlatınca sen güzel anlatıyorsun, güzel öğretiyorsun derler. Yani bu üniversite öğrencisiyken mahalledeki çocuğa matematik çalıştırırken de aynıydı. Sizlere bunu anlatırken, kongrede anlatırken de. Ama bunu gördüm ki bazıları anlamıyor. Neden? Çünkü bilgi çalınarak olmuyor. Veya kolay hemen iki cümle oradan onu yapayım diyerek olmuyor. Bilgiye ulaşmak için onun emeğini harcamak. Benim meslektaşlarımdan çok beni takip eden sizler, hastalar beni daha çok anlıyor. Neden? Çünkü hastalanarak, tedavi arayışlarıyla çok bu iş için bir bedel ödediniz. Hasta olarak bedel ödediniz. Bedelsiz bir şey olmuyor. Siz daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden tekrar üzerinden gidiyoruz. Postürolojide işte. Postürün o bozulması için ya postürümüzü beyin sağlıyor. Bir kere onu unutmayacağız.
Çünkü anlık değişen bir yapımız var. Yer çekimine karşı ayakta duruyoruz. Bunu ancak yapsa beyin yapar. Bir de sürekli hareketli. Bütün kaslar hareketlerde. Bunu beyin yapar. Beynin böyle bir işlevi var. Peki beyin bunu ne yapıyor? Beynin kafatasının içinde. Kutunun içinde bir bilgisayarın ana belleğine, bilgisayarın ana işlemcisini koyun. Hiç elektrik, hiçbir şey olmadan, veri girmeden bir şey yapamaz. Beyin de bilgi istiyor. Beyni vücuttan alıyor. Vücuttan işte gözleri konuştuk, ayakları konuştuk, vücuttan giden veriler, belli referans veriler. Bunlarda sorun varsa postür bozuluyor. Buradaki verileri düzeltmek gerekebilir. Gözle ilgili şaşılıkla ilgili şeyler veya yakın uzak gözlüğü birlikte kullanıyorsak progresif gözlükleri özellikle vurguladım. Yani çok para verdiniz, yaptırdınız, değiştirin. O kesin bozuyor postürü çünkü. Beyne giden veriyi bozuyor. İşte şaşılık falan ilgili çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda ağrı kilemedisin bir anlamda kullanılabilir. Ayaktan giden verilerde çift gerektiğini söyledim. Ayakkabını nasıl seçeceğini birçok kişi soruyor. Ayakkabının öyle mi böyle mi? Ayakkabı sektörüne balta vurduk ama doğru ayakkabılara ulaşıyoruz. Çocuklarımıza doğru ayakkabılar alıyoruz. Seçeneğimiz hatalı olsun. Sağlığımıza bakalım. Ama en önemli sorun hani zurnanın zırt dediğine der mi derler, öyle bir deyim vardı. En önemli sorun şu çenemiz ve bu boyu. Bu normalde beyne veri göndermiyor. Beyne veri göndermiyor ama burada sorun olduğunda beyne veri bombar. Yani şey için veri göndermiyor. Yanlış anlaşılmasın. Postürü ayarlarken değil. Ama burasında sorun varsa beyne veri bombardımanı yapıyor. Beyne olan o veri bombardımanı da beynin işini yapması. Benim postüroloji ve bruksizm derslerinde böyle beyin şeylerim var. O bağlantıları. Hatta ben o bağlantıyı çözdüm ya o dedim yani sonuçta. Çünkü Michel Marignan benim hocam bu beyinde perturbatör etkili. Perturbatör de yani beyin bozuyor da nasıl bozuyor? Ben her şeyi nasıl sorguluyorum ya. Oradaki nörolog olduğum için çekirdekler sinir bağlantısını görünce yine dedim salak Emel niye bunu düşünmedin? Estağfurullah demeyin ben öyle diyorum. Bir şey çünkü hep size de bu yüzden bilgi istiyorum. Niye? Aklınızı kullanın. Size ben biraz done vereyim düşünün. Bir tedaviyi bir doktorun peşinden bir tedavinin peşinden koşarken koşup koşup ondan sonra hayal kırıklığına uğrarken niye hayal kırıklığına? O tedavinin sınırı neydi? Bunları bilin diye anlatıyorum. Şimdi bu beyne veri bombardımanı yapıyor. Orada da işte bu göz çukurundaki kaslardan veriler gidiyor, ayaktan veriler geliyor. Böyle o gelen verilerin hepsini işte kulaktan, iç kulaktan onların hepsiyle bu çeneden giden veriler komşu ve ortada birbirine katılıyor. Çünkü çenemizdeki denge bozulduğunda biz sıkmasak bile denge bozulduğunda veri bombardımanı oluyor. Çünkü bu neredeyse mikron düzeyinde dümdüz düzeyde bu dişlerimiz eşik basmalı. Bir tane dolguyu bir tık fazla yapın ortalık birbirine karışır. Biraz yüksek yapın. Bunların hepsi başımıza geliyor. Fibromiyaljinin birçok bulgusunu da buradan açıklayabiliyoruz. Sabah mide bulantısından kahvaltı yapamamaya kadar nervus vagus etkisi. Nervus vagusu çok duymuşsunuzdur bu vagusun şeyini sindirmişsin. Buranın ana sinirlerinden. İşte çikolata çınlamasına baş dönmesine kadar birçok şey. Yani bunların hepsini anlatayım. Ayrıntılı girmeyeceğim. Ama bu diş çene kompleksi önemli. Ve sistemin bu işi yapmasını engelliyor. Peki o zaman tedaviye nereden başlayacağız? Tedaviye önce beyin artık sürekli bu diş çene kompleksinden giden veriden kafası bozulmuş, program bozulmuş. Önce beynin programını düzelteceğiz. Bunun için ağrı kilometrisini bilmek gerekiyor. Bir, yani kulakta ağrı terapi bilenler de yapabilir. X30 frekansı gibi bir frekansı arıyoruz ama yine de o frekansı, vası kullanmayı geçen derste de söyledim. Bu alanda kullanıyoruz. Onu bilmeyen, yani ülkemizde bilen çok az var. Bilmeden de bir şeyler yapılabilir. Artı başka ne yapılabilir? Benim söylediğim amigdala düzeyinden bir çalışma yapabilir. O çalışmada da düzeliyor. Ha, sonuçta başka yöntem ne bileyim yani sonuçta Yamamoto nörokultur diye mesela yapan da geçici düzeltebiliyor. Hani bu iş bazı işleri doğru yapınca düzelebilir. Peki sonrasında o düzelttim.
Sonrasında ikinci aşama pertürbatör kalkınca vücuttan gelen verileri ikinci bir kısa bir zaman geçtikten sonra tekrar kontrol etmek lazım. Uzun zaman geçmesin. Uzun zaman geçerse çenedeki çalışmadığı için tekrar burada. Kısa süre sonra tekrar onu kontrol edip vücuttan giren verilerde sorun var. İkinci step, ikinci aşaması tedavinin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Burada verileri de düzelttik. Ayağın altına çipi verdik, gözlüğü değiştirdik, işte çeneden de beyinden resetledik. Bunları iyi biliyoruz. Michel Marignan'dan ders almış olabiliriz. Veya ben daha ülkemizde öğretmiştim. Onu söyleyeyim. Yani sonuçta benim yetiştirdiğim birisi. Hep kongrelerde şeyde anlatıyorum ama doğrudan yetiştirdim, birebir kliniğimde gösterdim birisi yok. Onu da söyleyeyim. Ama Michel Marignan'dan ders olabilir. Bunları yapıyorum diyebilir. Tamam. O da bitmiyor işte. O da bitmiyor. Çünkü eğer burası mekanik bir şey, biz burayı düzeltmezsek o resetlediğimiz her şey geri döner. Çünkü bütün gece, bütün gün boyunca buradan anormal bir yeri bombar. Dengesiz. Ağız diş çene komplesinde dengeyi sağlamak gerekiyor. Ondan sonrasında da o güzel sikmet uygulaması. O sikmet demek bağlamak, o okluzyonu bağlamak, okluzyonu bir rayına oturtmak gerekiyor. Onun için de o plaklardan falan konuştuk, şeyleri de anlatıyorum. Orada da teknik çok önemli. Yapılan uygulamalar çok önemli. Şimdi bu tedaviyi, bunu doğru yapamazsak önce ağızdaki okluzyona bakmamız. Görmedim, gördüm. Mesela ağzında okluzyonda sıkıntı var. Dişlerin yapılanmasında 20 yaş veya bir aradaki diş sarkmış, şey yapmış. Yani splitle tedavi etmeye kalkanı gördüm. Yani çünkü bu bir ekip işi ya. Ekibin başında da bir orkestra şefi olması gerekiyor. Diş çene kompleksinde orkestra şefinin klinisyen olması gerekiyor. Yani tıp klinisyen olması gerekiyor. Ve bütün bakış açısıyla bakması gerekiyor. Ben bu 20 yıl dedim bana bu tarafa. Çünkü başıma bir sürü şey geldi. 10'dan fazla hastalığıyla uğraştım biliyorsunuz bu süreç içinde. O yüzden de bir sürü şeyim oldu, tecrübem oldu. O yüzden aldım. Azlık okluzyonu dengelemek gerekiyor ve ondan sonra da sprint yapmak gerekiyor. Bunların hepsi birbirinde. Ha, okluzyon ve sprint yapılabilir mi? O sprinti yaptığınız dişin altının kökünde kanalında lezyon var. Onu da yapabilirsiniz. Ve hastanın kliniğinde sırt ağrısı bilmem ne orada bir sorun vardır. O ağrının aslında içinde çok net görünmeyen veya omuz ağrısının bir dişle bağlantısı vardır. Orada sinsi bir kuruluk vardır. Onu da aktarabilirsiniz. Hani dişine kompleksine hakimiyet, diş hekimi filme bakar sadece. Ama benim gibi bir klinisyen bütün kliniğe bakar ve o kliniğe bağlı olarak filmde de görünmeyen diş problemini tespit eder. Klinisyen olmasının önemi o yüzden. Yani benim deneyim bunu gösteriyor. Böyle bir çalışmayı doğru yapabilirsin. Okluzyonu ayarlayın. Ondan sonra okluzyon sistemi kullanıp okluzyon altyapıdaki gerekli aşamaları, protezleri, kimse implant bile yapabilir. Birçok şeyi ayarlayıp bu tedavi, bu orkestrayı yönettikten sonra yüzde çıkarsınız. Bunları işleri yaptıktan sonra tekrar dönüp beyni tekrar resetlemeniz gerekir. Bir okluzyon ölçüsü alırken bile o yaptığımız şey geriye dönüyor, bozuluyor, tekrar sıktırıyor çünkü ölçü alırken bir şey profesyoneli. Bunları bu aşamalar sonuna ererse fibromiyaljinin ana yapılarından, ana böyle sorunlarından birisini de böyle yüzünüzün akıyla çıkarsınız. Uzun vadede çok iyi gider. Hasta da uyumlu olursa, sikletini düzgün kullanırsa, inflamasyonu diğer yaptığım tedavileri de yaptıysanız hasta sizin uzun hayatına ufak tefek şikayetler bile olsa devam edebilir. Sürekli sizin kapınızda hasta doktorun kapısını aşındırmaz veya sizin yaşadığınız gibi doktor doktor o tedaviyi de denedim, bu tedaviyi de denedim, çaresizim demez. Her şeyin çaresi var. Ama postürolojide postürolojik tedavisini yöneten hastanın klinisyeni diş çene kompleksine çok hakim değilse buraya kadar yapabilir, geri döner. Yana koyduğum grafiğe bakıp oradaki grafikte görüyorsunuz yine aynı noktaya geliyor. Diş çene kompleksi profesyoneli buraya alıp buradan tedavi etmeye kalkarsa
klinik bağlantıları kuramaz. Çok iyi optimal uygulaması yapıyor olabilir. Bu konuda çalışıyor olabilir. Eklem tedavileri konusunda çalışabilir ama diğer ayaklar zaten santral resetlemeli. Hiç santral Nöral terapi de yapabilir. Şekilleri de yapılır. Başka şeyler de yapabilir. Size faydası olur mu? Olur. Burada benim anlatmak istediğim şeyin faydası. Fizyoterapi, osteopati ve benzeri çalışmalarında faydası. Egzersizin de faydası. Ama da biz faydası olan günlük yıkarmak derdinde değiliz. Benim derdim yani sizi bilinçlendirmek. Ben doğru yolda. Uzun vadeli çözüm. Uzun vadeli daha etkili çözüm. Çünkü her şeyimiz, sağlığımız, umudumuz, vaktimiz, maddi olanaklarımız, zamanımız, her şeyimiz bizimde. Böyle bir ülkede yaşıyoruz, hayat bizi çok zorluyor. Neyi yapacağız, neyi alacağız? Yani çoluğunuzdan, çocuğunuzdan kısıp yaptığınız tedavide uzun vadeli sonuç alıyoruz. Uzun vadeli sonuç almıyorsanız, yani sizi takip eden kişi, bu bütünlükte postürolojiyle ilgileniyorum diyen profesyonel, bu bütünlüğün hepsine yönetip sizi düzüne çıkarabiliyorsa alın. Yoksa bir yerinde kalır. Bir yerinde kalırsa kısa bir süre iyi hissedersiniz, geri gelir. Ondan sonra size egzersiz yapın derler. Çünkü geri gelmiyor. Yani ben ya, spor yapın, yüzün, yoga yapın, pilates yapın, hastayı bir noktaya taşıyın, hastalarımız diyorum. Yapabilirsiniz diyorum. Ama bunları yapabilirsiniz. Yani bu sizin hayatınızın koşullarınıza bağlı. Tedavi için yapmayın. Keyif için yapın. Minimal düzeyde sağlığınızı daha sağlıklı yaşamak için yapın. Bunlar tedavi aracı değil. Hastayı belli bir düzeye getirdiğinizde etkisi var. Yürüyüşün bir psikolojik etkisi de var. Pilatesin de etkisi var. Postür sizlerinde hatırlatıyor. Gayet güzel egzersizler ama postürünüzü düzeltmek için. Postürünüzü o an düzeltmek. Çünkü çıktı üzerinde çalışmak. Evet. Bruxizm, diş çene kompleksi ve postürolojinin bağlantısını burada üzerinden tekrar geçmiş oldum. Tekrar özetliyorum. Ne yapacağız? Postürümüz bir benim için bozucu alan. Bozucu alan postürümüzü doğru düzelteceğiz. Bunun için bir bozucu alan mantığında bakan mümkün olduğu kadar ağırlıklı terapi ağırlıklı ve bu santral etkisini bilen bir postüroloğa ihtiyacımız var, bir klinisyene. Bu klinisyen aynı zamanda diş çene kompleksini yönetmesini bilmeli. Diş hekimleriyle ortak çalışabilir, hiç sorun değil ama bir yerde tıkanır benden söylemesi. Çünkü diş çene kompleksine de bayağı bir 15 yıl kafayı yedim. Çok çalıştım. Beni bilenler biliyor. Yönetmek çok zor. Doğru. Onu düze çıkarmak bir bozuyer domino taşı gibi. Bozulduysa düze çıkarmak çok zor. Benim yani bu süreçte 10-15 yıldır çalıştığım profesyoneller var. Yani hepsi kendi alanında, diş alanında profesyoneller. Bu alanda Türkiye'nin en iyilerinden bir isimleri. Ben zaten arkadaş olarak bulmadım. Çünkü hastalarını doğru çözmek için onlara ulaştım. Onlara ben hastayı bıraksam bu hastalar çözülmez. Yıllardır benimle binlerce vaka yapmış olabilirler. Birisinin bu orkestrayı yönetmek gerekiyor. O yüzden de böyle bir ihtiyaç var. Benim meslektaşlarım bu deneyimde ihtiyaçta bilgi paylaşmak isterlerse eğitim vereceğimi söyledim. Benim çok der yerde şeyim var. Benden özellik isterlerse vereceğim, anlatırım. Ama iyi niyetli, gönüllü olsun. İki tane, iki cümleyi gelip hasta olarak gelip veya bana gelip bir şeyleri sorup ondan sonra bu işin uzmanıyım diye çıkmasınlar. Çünkü zarar veriyorlar. Yani kısa vadede faydalı gibi olabilir. En büyük zarar hastaların ümidini tüketiyorlar. Postürü de yaptırdım, sitting de yaptırdım. Ben postüroloji de çalıştım. Sizin söylediklerinizin aynısını yaptırdım, iyileşmedim diye bana döndü. Bakın ders okuyun, söylediklerin aynısı yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Eğer hala postürünüz bozuksa yapılmıyor. Tabii ki bu kolay değil. Ben de hastalarımla bunu yapıyorum.
Ama şunu da bilmiyorum. Bugün uğraşıyorum derken diş tedavisini yönetirken yani uzaktan uğraşıyorum. Sürekli iletişim halindeyim. Diş hekimiyle konuşuyorum. Organı ona şimdi bunu yaptıracaksınız şimdi bu. Tamamen bu benim gönlümle yaptığım bir şeye bana geri hastanın iyileşmesi dışında geri dönüşü olmayan zamanımı birçok şeyimi alan bir durum. Ama ben iyileşmeyi doğru yola çıkmayı seviyorum. Postürolojiyi doğru uyguladıktan sonra. Tam bu kapsamlı, tam teşekküllü derler ya, bu şekilde uygulamak son 4-5 yılıma geliyor. Uygulamaya başladıktan sonra tedavisim çok iyi. Yani çok az seansla hastalarda çok uzun vadeli, çok iyi yollara girebildim. Sonuçlar alabildim. O yüzden de durup durup postüroloji diyorum. Şimdi postüroloji ve burcu alanları konuştuk. Bu diş sıkma, diş şeyin önemini anlattık. Gelecek dersimizde bu bilinçaltı, travmalarımız, onun üzerinden bir daha geçelim tedavide. Orada da nerelerde dikkat etmemiz gerekir. Farkındaysanız burada ben kendi baktığım ve deneyimimle, kendi bilgimle şeyleri anlatıyorum size. Nerede nasıl sıkıntılar yaşayabilirsiniz anlatıyorum. Tek tek tedavilerin üzerinden geçiyoruz. Sonrasında ise yani kendi kendinize neler yapabilirsiniz? Bir derste onu yapacağız. Fibromiyalji konusunu bu şekilde bir yoluna koymuş olacağız. Çok sorularınız olacaktır. Mümkün olduğu kadar bu. Ben normalde canlı yayın yapmıyorum. Çünkü vaktim de yok günün akışı içinde. Ama videoları şeyleri de bir gerçekten çok can gönülden bir yardımcım var Asuman Hanım sağ olsun o ben çekiyorum hepsini topla o onları kesiyor ediyor yerleştiriyor çok sağ olsun böyle bir şey yapıyorum canlı yayın yok ama fibromiyalji konusunda biraz canlı yayın yapmaya çalışacağım çok sorularınız olacak o soruları yazın lütfen benim paylaşımlarımın altına oradan şey yapın.